Merhaba TEOG avcıları, ben Emre hocanız, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üstü sayılarda TEOG'da çıkması muhtemel sorular ve çıkan soruları incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz durumda yeni videolarla ilgili bildirimler alacaksınız ve bu sayede videolarımızı daha güncel takip edebileceksiniz. Hemen arkadaşlar kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi arkadaşlar işlem soruları bizim üstü sayılarda her daim karşımıza çıkması muhtemel sorudur zaten. Hani bak daha önce 2013-2014 yılında TEOG 2'de sormuşlar bak bunu. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 2 üzeri 30'dur diyor. Burada üstü sayılardaki işlemlerin özelliklerinin hepsini bilmemiz gerekiyor. Bakın şimdi. Eşittir diyeyim buraya. Tabanları aynı olan üstü sayıların çarpım durumu ne olur? Taban ortak yazılır. Eksi 12 ile eksi 18'i toplarsam eksi 30 olur ki bu artı 30 olmadığından dolayı iptal ettim. Sonra geldim. Bakın arkadaşlar şurası. Üstü sayılarda temel işlem. Yine ne? Bölme işlemi. O zaman tabanlar aynı. Tamam. 40'tan x 10'u çıkaracağız. Doğru mu? O zaman ne olur? 2 üzeri 50 dersiniz. Bu da değil. 2 üzeri 30 olmaz. Sonrasında yukarıdaki işleme bakalım. Tabanlar aynı. Tamam. Üstler çıkaracağız. 2 üzeri eksi 18 eksi 48. Bakın arkadaşlar. İşte işin püf noktası burada başlıyor. Şimdi burada normalde eksi 18'ler eksi 48 var deyince hemen kafadan işlem yaparsan hocam bunun sonucu eksi bilmem kaçtır dersin. Ama öyle değil ki işte. Şu eksileri biz artı yapacağız. Sonuç ne olacak? Taban aynı 2. O zaman artı 48 eksi 18 burası 2 üzeri 30 dersiniz. Tamam. Yani doğru cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Şimdi karşınıza hangi soru tipi gelebilir bununla ilgili? Arkadaşlar bununla ilgili bakın bol bol çalışmanız gereken, uygulama yapmanız gereken olay şu. 2 yerine 4 yazabilirsiniz. Mesela aşağıdakilerden hangisinin sonucu 4 üzeri 15'tir der. Sonra şuradaki sayıları siz gene aynı verir. 2 tabanında verir. O zaman siz ne yaparsınız? 2 üzeri 30'u bulmanız gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Niye? 4 üzeri 15 dediğimiz ifade nedir? Aslında 2'nin karesi. Bir de bunun nesi oluyor arkadaşlar? 15. kuvveti. Bu da zaten 2 üzeri 30 oluyor. Yani size aşağıdakilerden hangisi 2 üzeri 30'dur değil de aşağıdakilerden hangisi 4 üzeri 15'tir diye de sorabilir soruyu. Ya da bunu daha da geliştirebilir. Yani geliştirebilirden kastım sayıları değiştirir. 9 üzeri 15 yapar. Üçlü ifadeler var burada. 3 tabanında sayılar. Tamam. Şimdi gelelim 1 bölü 1024 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Bakın arkadaşlar işte size bahsettiğim olay burada değişiyor. Şimdi 1024 4'ün kuvveti vermiş, 5'in kuvveti vermiş, 2'nin kuvveti vermiş, 2'nin 4'ün kuvveti vermiş. Bak ben hemen değerlendireyim. Ben şunu biliyorum. Diyorum ki 1 bölü 1024. Aslında 1024'ü ben 1 bölü 1024'ü 2'nin kaçıncı kuvveti olarak yazabilirim? Bak hemen şunu hatırla. 1024 2'ye bölerek gideyim. Ne yaptım ben? Asal çarpanları ayırmada kullanıyorduk ya biz bunu. 2'ye böldüm. Ne yapar? 512. 2'ye böldüm. 256. 2'ye böldüm. 128. 2'ye böldüm. Ne yapar? 64. 2'ye böldüm. 32. 2'ye böldüm. 16. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm 1. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, 1 bölü 2 üzeri 10'muş bu. Sonrasında ne yaparım ben bunu? Eşittir derim. 1 bölü 2 üzeri 10 aslında 2 üzeri eksi 10 olmaz mı arkadaşlar? Hani ben ne dedim? Paydadaki bu ifade varsa bunun artısı artı 10'sa yukarı çıkarır mı? Eksi 10 olur. Bakıyorum 2 üzeri eksi 10 burada var mı? Yok. Peki ben bunu nasıl yazarım arkadaşlar? 4 üzeri eksi 5 diye de yazabilir miyim? Neden? Çünkü bak 4 dediğim ifade nedir? 2'nin karesidir. 2'nin karesinin nesi var? Eksi 5. kuvveti var. Bu ne olur? 2 üzeri eksi 10 olmaz mı zaten? Tamam. O zaman biz değiştirip dönüştürüp bu şekilde de yazabiliriz. Bakın size uyarı dediğim şey arkadaşlar daha öncesinde TEOG sınavında çıkmış. Yani ifadeyi değiştiriyor. İfadeyi değiştirerek yorumla diyor sana. Tamam. Pardon arkadaşlar. Bununla ilgili çıkması muhtemel soruda da bakın ben bir tane örnek vereyim size. Bir bölü 243 sayısını arkadaşlar farklı şekillerde yazmayı düşünün. Tamam mı? 2'nin kuvvetleri şeklinde yazın, 9'un kuvvetleri şeklinde yazın,
Tamam mı? İçten dışarı doğru çıkarmaya çalışın bakalım neler bulacaksınız. Şimdi gelelim güzel bir soruya. Arkadaşlar bu soru 2014-2015 TEOG sınavında sorulmuş. TEOG 1'de sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ifade var içeride. Tamam mı? Ondalık kesirli bir ifade var. Bunun dördüncü kuvvetini soruyor. Ne yapmanız lazım? Şimdi bakın arkadaşlar. Burada ondalık kesir varsa şu içte bunu şöyle yazarsınız. Şimdi 0,5 sayımız nedir aslında? 10'da 5. Doğru mu? 5 bölü 10. Peki bunu ben biraz daha sadeleştirsem ne olur? 1 bölü 2 olur. He, peki 1 bölü 2 ise bu sayıyı ben aslında şöyle yazabilir miyim artık? 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti şeklinde yazarım. Peki bunu nasıl yazarım? Şimdi 4 tane 1 bölü 2'yi yan yana getirip çarparsınız. Bu olur. Bunun dışında arkadaşlar 1'in dördüncü kuvveti bölü 2'nin dördüncü kuvveti yaparsınız ki bunun aynı zaten. 1'in dördüncü kuvveti 1, 2'nin dördüncü kuvveti de 16 olan. Cevap 1 bölü 16 olacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili karşınıza çıkması muhtemel soruda şöyle olur. Bakın bu soruyu ben yazayım. Siz de bunu yine kendiniz cevaplayın. Üzeri a olsun. A kaçtır diye sorsun arkadaşlar. Tamam, sorun bu. Bakalım hangi cevaplar gelecek arkadaşlar. Bu soru özellikle üzerinde durduğum bir soru arkadaşlar. Bak haberiniz olsun. Videoyu durdurun bu noktada. Bu sorunun çözümünü bulun. Bu çözümünü bulduktan sonrasında arkadaşlar yorum bölümüne paylaşın bakalım kimler hangi doğruları yapmışlar. Yanlış bile olsa arkadaşlar yorumunuzu silmeyin. Bak bazı arkadaşlara denk geliyorum. Hani kızıyorum içimden. Ya tamam yanlış yapabilirsin. Kimse doğruyu ilk seferde bulmuyor ki arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Yanlışını yap, yaz yorum olarak yine. Korkma yani. Baktın kim hangi sonuçları bulmuş, karşılaştırırsınız. Sen bunu nasıl yaptın diye fikir babında bir şeyler söyleyebilirsiniz birbirinize. Tamam? Yani en iyi öğrenme yolu sadece öğretmenden değil ki arkadaşlar. Size yanınızdaki arkadaşlarınız da büyük fayda sağlayabilir. Bunu unutmayın asla. Şimdi arkadaşlar benim en çok hoşuma giden soru tarzlarından birisi bu. Baktığın zaman o kadar kolay bir işlem var ki. Nedir bu? 4 bölü 6 çarpı 4 bölü 6 çarpı 4 bölü 6'yı vermiş. Şimdi bunun işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisini eşitliyor? Bakın hemen ben bu soruyu tekrar alta yazayım. Şimdi arkadaşım bak yorumlayalım. Sonuç ne olabilir? 4'ün küpü bölü 6'nın küpü olabilir değil mi? Peki bakıyorum 4'ün küpü bölü 6'nın küpü. Bu yok, bu gitti. 4'ün küpü 6'nın küpü bu yok, bu gitti. Şimdi bakıyorum şu ikisi kaldı. Bu ikisinde de bizim neyi yorumlamamız lazım? 2 bölü 3, 2 bölü 3. He, tamam. Aynı ifadeyi bu defa şöyle yazayım. Bak. 4 bölü 6 çarpı 4 bölü 6 çarpı 4 bölü 6. Bu ne olur? Şimdi sadeleştirirsem bak. Her kesir için düşün. Şunu ikiye bölersem ne yapar? 2 bölü 3 yapar. Tamam. Şu da 2 bölü 3 yapar. Yanındaki de 2 bölü 3 yapar. Peki bu ne olur? 2'nin kübü bölü 3'ün kübü olmaz mı? Evet olur. Sonuç ne olur arkadaşlar? Bu küpleri dışarı atarsam 2 bölü 3'ün ortak parantezde kübü olmuş oluyor. Yani C seçeneği olmuş oluyor. Ne yaptık arkadaşlar? Burada alternatifsel düşündük. Önce dedik ki 4 bölü 6 şeklinde olsaydı 4'ün küpü bölü 6'nın küpü olacaktı. Baktık seçeneklerde yok. O zaman tamam bu kesir sadeleşebiliyorsa sadeleştirip yapayım. 4 bölü 6 çarpı 4 bölü 6 çarpı 4 bölü 6 eşittir. Bunları sadeleştirdim. Ne yaptım? 2'ye böldüm. Bak arkadaşlar şuraya yazayım hemen kalemimle. Bölü 2 dedim payına ve paydasına. 2'ye böldüyse ne yapar? 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3 yapar. O da 2'nin küpü bölü 3'ün küpü. O da yok. Bunu da ortak küp yani ortak kök parantez şey kök diyorum pardon. Ortak üst parantezini aldık ya 3'ün kuvveti ne? 2 bölü 3'ün. Yani C seçeneğim olmuş oluyor. Bu soru için de bakın size ben de bir çıkması muhtemel sorudan bahsedeyim arkadaşlar. Soruyu şöyle sorabilirler size. Bunu der ki 2'nin A'ncı kuvveti arkadaşlar. Bunu der ki 3'ün B'ncı kuvveti. Daha sonrasında sorunun altına da şöyle yazar. A üzeri B artı B üzeri A kaçtır? Tamam. Şimdi buradaki soruda da bakın ben biraz tüyo vereyim size. 8'de 27 var. Bakıyorsun sadeleşiyor mu? Yok, sadeleşmiyor. O zaman hemen değiştiriyorsun. Diyorsun ki şunu ben 2'nin kübü şeklinde yazabilirim. Şunu 2'nin kübü, şu da 2'nin kübü. Bu 3'ün 3. kuvveti, 3'ün 3. 3'ün 3'ün yani 3'ün kuvvetler olmuş oluyor. Bu şekilde dengeliyorsunuz arkadaşlar. Yani A ile B'yi o şekilde buluyorsunuz orada. Tamam.
Güzel bir basit ve güzel bir soru arkadaşlar. TEOG 2014-2015'te sormuşlar. TEOG 1'de sormuşlar yani bunu. 3 üzeri 12 adet ceviz 9 kardeş arasında eşit olarak paylaştırırsa her bir kardeşe kaç adet ceviz düşer? Nedir? Bakın. Şimdi 3 üzeri 12 cevizi ben kime böleceğim? 9 kardeşe. Bölü 9 dedim. Burada arkadaşlar bölme işlemi, üslü sayılardaki bölme işlemini çok iyi hatırlamanız lazım. Nedir? Bak bunlar tabanlarının eşit olması lazım. Tamam, üst kısmı gene aynen yazayım. 3 üzeri 12 yazayım. Alt kısım ne? 9. 9'u ben nasıl yazarım? 3'ün karesi olarak yazdım. Peki ne olacak bu? Taban aynı. Evet, 3. Üstleri birbirinden çıkaracağım. Yani 12 eksi 2. Ne olur bu? 3'ün 10. kuvveti olur dersiniz. Peki 3'ün 10. kuvveti seçeneklerde yoksa? Bakın arkadaşlar 3'ün 10. kuvvetinin yerine şunu yazabilir. 9'un 5. kuvveti yazar. Neden biliyor musunuz? 9 dediğim olay ne? 3'ün karesi. Bunun nesini alacağım? 5. kuvvetini. Ne olur bu? 3'ün 10. kuvveti olur. Yani 9'un 5. kuvveti aynı zamanda 3'ün 10. kuvvetine eşit olur dersiniz. Tamam. Ben de şöyle bir soru sorayım size yine. Arkadaşlar şöyle bir sorumuz olsun. 3 üzeri pardon 3 üzeri değil. 5 üzeri 23 kilogram balık. Tamam mı? 125 adet kasaya eşit miktarlarda doldurulacak. Her bir kasaya ne kadar balık düşer? Tamam mı? Ben bunu soruyorum size ağırlık olarak. Bu kasaları da büyük konteynerları düşünün arkadaşlar. Hocam o kadar kilogram ağırlıktaki balık nasıl 125 adet kasaya sığıyor diye hemen bana şikayette bulunmayın, serzenişte. Büyük konteynerlar var böyle. Büyük devasa gemilerin taşıdığı büyük konteynerler. Kasa dediğim öyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik videolarım bu kadar. Daha doğrusu hani üstü sayılarda çıkabilecek konular ve çıkmış soruları analizlerimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başarılar dilerim.